Meseleyi biraz daha balkona çıkarak izlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yalnızca spesifik olarak ya şu anda Orta Doğu'da böyle bir şey var buna bakalımdan daha çok bir kez bir geride tarihsel bir süreçte ne var çözersek eğer bu iş sonlanacak mı yoksa o tarihin devamı olarak bunlar sürdürecekler mi bir ona karar vermemiz lazım. Evet. Bakın şimdi. Denizlerdeki egemenlik meselesi niye çok önemli, niye denizlere yükleniyor? İşte örneğin işte Güney Çin Denizi'nde böyle bir sancak mücadelesi yapıyorlar. Sancak mücadelesi yapılmasının sebebi şu. Emperyalist güçlerin en önemli kavga alanları evet enerji kaynakları olmakla birlikte ama bir de unutmayalım ki bunların taşınma güzergahları ya karadan, peki ikinci önemli deniz. güzergah nedir? Hep deniz. Ana güzergah tamam, deniz sonuçta. İkincisi, eğer büyük mücadeleler olacaksa en temel olgulardan birisi şudur. Bu denizleri kontrol eden dünyayı kontrol eder. Bu yeni bir teori değil. Bu ta Mahana kadar gider. Ondan çok daha önce Barbaros Hayrettin'in bu cümlesi var. Ama demin hani sen konuşmanın bir yerinde önemli bir şey söyledin. Dedin yani Türk olduğu zaman biz iplemiyoruz. Çok umrumuzda olmuyor. Maalesef küçümsüyoruz, duymuyoruz. Aynı şey Barbaros Hayrettin için geçerli. Bu cümle ona ait. Ama ondan birkaç yüzyıl sonra Amiral Mahan söyledi. Amiral Mahan üzerine okullar, akademiyalar kuruldu, kitaplar yazıldı. Kocaman deniz jeopolitiği teorisi üretildi bunun üzerine. Ama bu çok doğru bir cümle. Çok doğru bir saptamaydı. Dolayısıyla işte bugün de baktığımız zaman okyanuslara Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ben yalnızca İkinci Dünya Savaşı'nda gördüğünüz şekilde Atlantiyi kontrol eden bir devlet değilim. Aynı zamanda Pasifik'i kontrol ediyorum. Bir kere diyor bunun çok önemli bir gerçekçiliği var. Bir akıl üzerine bunu oturtmaktayım o da şu. 21. yüzyılın ilk çeyreğini tanımladığımız zaman 7 parametre ortaya koyarak bunlardan birisi şu. 21. yüzyıl Pasifik yüzyılı olacak. Şimdi Pasifik yüzyılı olacak ne demek? Pasifik denizinde doğal gaz bulunacak, petrol bulunacak demek değil. Pasifiye ve bu bölgeye kim egemen olacak? Mücadelesidir bu. Ha, işte kim egemen olacağın cevabı çok açık. ABD, Çin ve Rusya arasında bir mücadele olacak burada. Şimdi Pasifik deyince hocam hemen izleyicilerimiz şey yapalım. Çin'in altındaki denizden Deniz bölge. O bölge, bölge, coğrafi bölge. Coğrafi olarak tanımladığımız yer. Şimdi düşünüyoruz. Efendim bu bölgeye Japonya'nın hakimeti söz konusu olabilir mi? Hayır söz konusu olmaz bir kere. Ordu, Bahriye, deniz gücü Baktığınız zaman güç ögeleri açısından hayır değil. Peki Çin açısından baktığımız zaman bir uçak gemisi var mı diye biliyorsunuz var yakalındı. 10 uçak gemisi yapacaktı fakat daha sonra tam yürümedi. Ama şimdi kendi uçak gemisini henüz denize indirmiş değil gibi uçak deniz, uçak gemileri açısından kimler var baktığımız zaman Amerika Beş Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa var güçlü olarak gördüğümüz. Tamam bakın şimdi güçlü olarak gördüklerimiz bunlar. Şimdi uçak gemisinin önemi ve özelliği ne? Özelliği şu, uçak gemisi yalnızca atılan karadan karaya atılan kıtalar arası füzeler olduğu gibi aynı zamanda da uçak gemilerinin, uçakların havalanabilip ve buradan bombardımanlara yükselmiş olmaları nedeniyle önemli. Psikolojik açıdan da çok önemli. İç denize egemenliğiniz varsa uçak geminiz olmaz. Gerek yok çünkü çok lüks ona ne yapacaksınız? Örnek Türkiye'nin uçak gemisi olmalı mı olmamalı mı? tartışılır bazıları aklı evveller, Türkiye uçak gemisi yapsın. Ne yapacaksın kardeşim? Karadeniz'de Ege'de aktiniz uçak gemisi mi kullanacaksın? Ne yapıyorsun sen? Eğer Türkiye derse ki ben Türkiye'nin dışında işte örnek işte Pasifik bölgesinde egemenlik kuracağım. Ben de bir yerlerde bir şey Asya bilmem ne egemenliğim var. O zaman uçak gemimiz olmak şarttır. Şarttır. Bu Bizim emperyal. Bir tane uçak emper var hocam Kıbrıs. Emper emperyal bir güç olmak meselesi varsa. ...işte şimdi buradaki üç devlet günümüz dünyasında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'le baktığımız zaman bunlarla ilgili yapacağımız analizde görmemiz gereken husus şudur. Bir emperyal güç, bu emperyalist olmak anlamında kullanmıyorum bunu. Bu dünya egemenliği açısından kullanıyorum. Şimdi şöyle düşünelim. Bugün günümüzde dünyanın hangi bölgelerini kontrol ediyorsanız siz dünya gücü olursunuz. İki tane soru var burada. Bir, Orta Asya'yı mı kontrol etmek? iki Orta Doğu'yu mu kontrol etmek? Şimdi bunun cevabı İki tane bakış açısına göre değişir. Birinci bakış açısı. Orta Asya'yı kontrol ederseniz bu Avrasya'yı kontrol edersiniz. Avrasya'yı kontrol edersen dünyayı kontrol edersin. Bu bana ait bir görüş değil. Bunu Mackinder diye bir önemli jeopolitisyen bunun görüşü. Kara hakimiyet teorisi dediğimiz teori bu. Şimdi ikinci teoriye baktığımız zaman buradan hareketle Orta Doğu'yu kontrol edersen Afro Afrika yani Afrika ve Asya Avrupa bunu kontrol edersin. Bu Avro Afrika'yı kontrol eden dünyadasını bunu kontrol eden, bunu kontrol eden dünyayı kontrol eder. Yani şimdi o halde bakın savaş iki yer için sürüyor. Bir Orta Asya için sürüyor, iki Orta Doğu için sürüyor. Şimdi Rusya Orta Asya'yı bırakmıyor. Çünkü farkında. Burası benim kontrolümde. Ben Orta Asya'yı kontrol ettiğim zaman bütün bu Avrasya'yı kontrol ediyorum. Avrasya'yı kontrol ettiğim zaman çok doğal olarak dünyayı kontrol edebilirim. Yönetemeyebilirim. Bak o başka bir şey. Ama kontrol. Niye? Çünkü ABD kontrol etmeye çalışıyor. Orta Doğu merkezli. Bu Orta Asya merkezli. İkisinin de kontrol etmeye çalıştığı şey neresi? Dünya adası. İkisi de burası. Şimdi Çin burada başka bir şey söylüyor. Çin diyor ki bir dakika siz ikiniz de bunu yapabilirsiniz. Ordunuz var unutmayın. Kara ordum güçlü. Hava ordum da güçlü. Benim unutmayın füzeler bilmem varsa rekabetlerim var. Nükleer rekabet ederim sizle. Şimdi gelelim deniz meselesine. Denizin hakimiyetinde problemi var Çin'in. Bunu gidermeye çalışıyor. Şimdi Tayvan niye çok önemli? İki Sıra. açıdan iki açıdan çok önemli. Bir, Tayvan geçmişte Çin'in parçası olmuş olması nedeniyle, tırnak için söylüyorum, Soğuk Savaş döneminde Hürbatı için aynen Kıbrıs neydiyse Tayvan'a bakış o. Türkiye'ye bakış neydiyse Tayvan'a bakış o. Doğal olarak. Bu doğal bir şey. E, Soğuk Savaş dönemi bitti. Soğuk Savaş dönemi bitti ama unutmayalım ki şimdi Çin'in kontrol periferisi dediğimiz o periferi ekseninde kalan bir yer. Ama Batı buradan hiçbir şekilde elini ayağını çekmiyor. Şimdi o çekmeyince Çin son derece rahatsız. Çok doğal ama bu. Çünkü bu hakimiyet kavgası öyle mi? Hong Kong'u aldım mesela. Tabii Çin'i nereden rahatsız edeceksiniz? Ya yani bir, bir yerden rahatsız etmeniz lazım. Tayvan'da. Bitti. Buradan rahatsız ediyorsun. E şimdi Çin seni ekonomik açıdan rahatsız ediyor. Ekonomik açıdan seni rahatsız eden Çin'le şu anda ekonomik açıdan onu rahatsız edemiyorsun Çin'i. Ama ne yapıyor şimdi Trump açıklamalarıyla? Çin'e diyor ki ben seni rahatsız ediyorum. Çin Cumhurbaşkanı Davos'tan bir cevap vermişti. Ne demişti? Ekonomik alanında savaş olmaz diye. Şimdi biz Çin kültürüne çok uzak olduğumuz için bu cümlenin niye söylendiğini şöyle düşündük, değerlendirdik. Dedi ki burada bir siyasetçi var ABD'de, burada da bir siyasetçi var Çin'de. Siyasetçi lafıyla konuşuyor. Hayır değil. Çin Cumhurbaşkanı'nın konuşması 5000 yıla yakındır uzak doğuda kullanılan 36 strategema var. O strategemalardan birisi doğrultusunda kullanılmış bir cümledir. Strategema ne? Strategema batıda kullanılan stratejinin karşılığı bir kavram. Batıda strategos antik çağdan beri kullanılan generallik bilimi ya da generallik sanatı denir Türkçesi. Strategema onun aynısıdır. Strategemanın Türkçe karşılığı ise hiledir. Hile sanatıdır. Şimdi Çin kültüründe hile ayıp bir şey değildir. Utanılacak bir şey değildir. Batı kültüründe bizim kültürümüz de ayıptır. Utanılacak Zeki bir gidiyoruz. şeydir. Onun, onun karşılığı tam karşılığı bravo. tam karşılığı zekadır onların. Güzel. İşte bunu kullanırken boşuna başına kurmuyor bu cümleyi. O buna bir şey, bir kültüre dayanarak bunu söylüyor. Batı bunu çözemiyor. Muhtemeldir ki muhtemeldir ki Trump'ın akıl almış olduğu strateji merkezlerinin uzmanları ona bunu söylüyor. Bu cümlenin kaynağını bunu söylüyor. Bakın bu çok tehlikeli bir şey. Bunun altında şu 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 örnekler var. Bunlar adam binlerce yıldır bunu uygulamışlar. Buradan bir sonuç çıkacak. O size ağır bir mesaj verdi. Diyorlardır yüzde bir milyon. Bu çok ağır bir mesaj çünkü baktığımızda. Bir daha söylüyorum cümlesi net. Ekonomik savaşı olmaz dedi. Sen bana bunu söylüyorsun ama böyle bir şey olmaz. Şimdi böyle bir şey olmazın bir karşılığı olması gerekiyor. Bizim televizyonları ben dinlediğimde herkese bir sürü laf et. Çünkü strategemadan haberleri bile olmadığı için bu nedir ne değildir. Ama buradan herkese de bir şey söyleyeyim madem cümlenin önünü ben açtım. Türkçesi yayınlandı strategemaların 3 cilt olarak. 3 cilt yaklaşık 1500 sayfanın biraz üzerinde. Harro von Sanger adında İsviçreli çok önemli bir sinoloji uzmanı var. O derledi Çin'de bunları. Bizde de Ege Üniversitesi'nde Soyadını çıkartamayacağım. Metin özata olabilir mi acaba profesör? O çevirdi. Kalemine sağlık. Çok müthiş bir Türkçe ile çevrilmiştir. Ya anahtar kitaplar ya E yayınlarından çıktı. Bundan kaç sene önce olduğunu tam hatırlamıyorum. 2008'den önce olduğunu biliyorum. Çünkü ben savunmamda kullanmıştım. 7 numaralı strategema. Orada söylemiştim. Demiştim ki, bunlar başımıza geldi. Bunu CIA, Pentagon bilmem ne bunlar bunu yaptılar. Ama batıdaki strateji ustalarından esinlenerek değil, Doğudakinden ve 7 numaralı strateji ama uyguladılar. Onun için işin içinden çıkamıyoruz falan diye kendi savunmamda yazmıştım açık açık onun da ne olduğunu ne bittiğini <laughs> falan filan. Onun için şimdi bu Çinle ilgili konuşmalarda analizlerde ben de dahil olmak üzere hepimizin çok dikkatli olması lazım. Bir kere uzakta onun kültürünü iyi bilmiyoruz. Biz salt kendi açımdan yine söyleyeyim. Batı kültürü değerleriyle yetişmiş birikimi o olan, bakış açıları bu olan, değerlendirme parametreleri hep o batı kültürü doğrultusunda almış olduğumuz eğitim-öğretim çerçevesinde meseleye bakıyoruz. Bu tarafa bakmaktan çok özel, hani benim gibi insanlar çok özel olarak ilgilenmişse, ha diyor ki bir dakika ya dur 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 burada başka bir şey var diyor. O da tam çözebilmişsek. Ben kendi adıma söylüyorum ben de tam çözebilmiş değilim. Bu kadar yıldır uğraşıyorum Nasıl ayrı hocam? bir şey. Çin tıbbı Ama onun için çok iyi bakmak lazım. Çin tıbbı ile Batı tıbbı arasında çok temel bir fark var. Yani bakış açısının hmm. çarpıcı evet. bir örnek. Doğru Batı tıbbında hastalığı mikrobu öldürmeye e, hmm. bombardıman yapılır ilaçlarla. Çin tıbbında ise her hasta hastalığı e, yok etmekle değil bünyedeki zafiyeti tedavi hmm. etmekle uğraşılır bünye hastalığı tedavi. Akupunktur da uzakta o çıkışlı tamam, değil mi? Tamam başka bir bak Bakın, yaklaşım tarzı da, değil mesela. mi? Mesela. Orada. mesela orada ana organ karaciğer, böbrek, kalp. Hı hı. Yani ana organlar bile şey yapmışlar. Böyle elde, ayakta adamlar bir noktalar var, oralara geliyor, bakıyor, basıyor ediyor. Ya hocam, yani farklı bir şey. Yani, ve Uzun süre var. Bakış yani, açısı yani, çok şey farklı. farklı bakış açısı. Şimdi dolayısıyla işte efendim, onun için Çin'in reflekslerine farklı bakış açısı olduğunu yani bu tıp örneği de iyi oldu ağzına sağlık. Yani benim için de iyi oldu örnekleme. Onun için bakın şimdi Çin'in ister ekonomi alanında ister askeri alanında yani savunma güvenlik, güvenlik alanında söylemiş olduklarını tekrar altını çizerek söylüyorum. Batı parametreleriyle ve batıdaki batı standartlarındaki almış olduğumuz eğitim öğretim çerçevesinden bakarsak doğru analizler yapamayız. Yapamıyoruz zaten. Dikkat edin bak Çin'le ilgili Türkiye'de yapılan analizlerde doğru doğru değiliz. <laughs> Çok eksiyiz. Yanlış demeyeyim. Haksızlık Artık etmeyeyim. Bir şey şöyle Çok eksiyiz. Söz size vereceğim. Erol Hocam'ın son evet. kitabını bu hafta bayağı bir okudum. Hangisinin ihtilalleri ee, mi? İhtilalleri ağzında evet. sağlık. Ya teşekkürler. Kanlı pazar, uzun uzadıya okudum. Elinler.